اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Kardeşlerim dersimize hoş geldiniz. Rabbimiz sohbetimizi dergahında kabul eylesin. Önce bana sonra size istifadeyi nasip etsin. Bugün Maide Suresi ayet 44, 45 ve 47'den birbirine çok yakın olan 3 ayeti kerimenin manasını tefsir edeceğiz. bu tefsir dersi aynı zamanda Kur'an'ı sadece mealine bakarak anlamak mümkün değildir. Kur'an'ı anlamak için Kur'an alimleri, müfessirlerin sözünü dinlemek lazım. Onların izinden gitmek lazım. Bunun da bir dersi. Bir ayeti kerime bak. Mutezile Hariciye bu ayeti kerime yanlış mana yüklemiş. Biz bu ayeti kerimeyi eli sünnetin görüşüyle bu dersimizde öğreneceğiz. Ayet-i kerimeler çok uzun. Ben bazı yerlerini yani tefsirini yapacağımız ayet-i kerimeleri zikretmek istiyorum. Biraz üstten alalım. Estaizu billah. Fela tahşevun nas. İnsanlardan korkma. Ve benden kork. Evet. insanlardan korkmayın. Benden korkun. Ve la bir bi ayati. Ve ayetlerimi sakın satmayın. Femenen galile az bir pahaya. Ve men lem kim hükmetmezse ne ile bima enzal Allah'ın indirdiği ile kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse fe ulaik işte onlar var ya Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler humul kafirun kafirlerin ta kendileridir bu ayeti celilede de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirlerin ta kendileri olduğundan bahsedilmiş. Bir aşağıdaki ayeti kerime mealen geliyorum ben. Biz beni İsrail'e onlara farz kıldık ki ennen nefse bin nefs can cana mukabildir. Vel ayne bil ayn göz göze mukabildir. Buğun buğuna mukabildir. Kulak kulağa mukabildir. Ve sinne Diş dişe mukabildir. Kısası anlatıyor Allah. Vel cüruhe kısas. Yaralar da kısas sahibidir. Yani eğer birisinin kulağını keserseniz sizin de kulağınız kesilir. Dişini mi kırdınız? Dişiniz kırılır ve keza. Femen tasadda gabi kim onun hakkında tasadduk ederse yani dişi kırıldı, gözü çıkartıldı, kulağı kesildi, yumruk yedi ve keza. Bu işi yapandan hakkını alması mümkün. Ama o almasa, onu affetse, sadaka verse o cezayı ve keffaretun le. O yaptığı da onun günahlarına etti Şimdi ayet-i kerimeye bakın. Ve men lem bima Yine aynı ayet-i kerime. Kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse fe ulaykumuz zalim. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Önceki ayette Kafirlerin ta kendileri. Burada zalimlerin ta kendileri. Üçüncü ayeti kerime ayet 47. Vel yahkum ehlul incil. Bima Allah. Vel yahkum ehlul incil. İncil ehli hükmetsin. Neyle? Bima Allah fi Allah'ın indirdiğiyle fi onda yani İncil'de Allah İncil'de neyi indirmişse ehli İncil onunla hükmetsin. Ve men lem yahkum bima enzelallah Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fe ulaike humul fasigun. İşte onlar fasıkların ta kendileri. Şimdi üç ayet-i bir daha dikkat kesilelim. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, zalimlerin ta kendileridir. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, fasıkların ta kendileridir. Allah, indirdiğiyle hükmetmeyen kimseyi kafir olmakla, zalim olmakla ve fasık olmakla basfetmiş. Sormuş şu, bir kimse günah işlese, acaba kafir olur mu? Her günah işleyen, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip kafi olan zümreye dahil olur mu? Olmaz mı? Bu ayeti kerimeler hakkında iki farklı görüş var temelde. Birinci görüş şudur. Bu ayeti kerimeler Müslümanlar hakkında inmemiş. Birinci ve ikinci ayetler Yahudiler hakkında. Üçüncü ayet ise Hristiyanlar hakkında inmiş. İni sebebi bu zaten. Birinci ayeti kerimeye bakıyorum ben. Biraz üstten geleceğim. Ve keyfe yuhakkimunek. Efendimiz'e bir hitap. Seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Ve indı o mütevagot halbuki onların yanında tevrat var. Fiha o tevratta da hükmullah, Allah'ın hükmü vardır. Allah'ın o tevratta hükmü varken ve o tevrat onların yanındayken ey habibim onlar seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bu ayetin ini sebebi şudur. Beni İsrail'den zengin ve soylu bir erkekle bir kadın zina yapar. Tevrat'ta zina yapanların cezası rejimdir. Rejim. Ama bunlar zengin, bunlar soylu. Bunlar nasıl rejim edilecek? İşte beni İsrail acaba Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan bir fetva alabilir miyiz diyerek Efendimiz'e geliyorlar. Efendimiz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam mesele dinleyip zina yapan kadın ve erkeğe recim cezasını uygulayın deyince onlar diyorlar ki sen onlara zulmettin. Recim yapılmamalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Tevrat'ı getirin beraber okuyalım. Bakalım Tevrat'ta bu suçun cezası neymiş? O zaman Yahudilerin en alimi İbni Suriye isminde bir zat. İbni Suriye geliyor Tevrat okuyor. Efendimizin yanında Yahudi alimlerinden iken İslam'la şereflenen Abdullah İbni Selam var. İbni Suriye'ye rejim gelip onu atladığında İbni Selam Efendimiz uyarıyor. Ey Allah'ın Resulü de atladı. Şimdi bunlar Efendimizin hükmünü aldı. Tevrat'ta hüküm açık. Ama Tevrat'ın hükmünü değiştiriyorlar. İşte onların Tevrat'ın hükmünü değiştirmelerine mukabil Cenab-ı Hak onların hakkında kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse yani kim ki Allah Tevrat'ta zina yapan kadına ve erkeğe rejim cezasını emrettiği halde bu hükmü uygulamayıp o hükmün yazılı olduğu ayeti değiştirmeye çalışırsa işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurmuş. Ayet-i Kerime'nin zar iniş sebebi Yahudiler hakkındadır. Peşindeki Ayet-i Kerime onun iniş sebebi şudur. Yahudilerden iki tane kavim vardı. Kureyze ve Nazir. Nazır daha kuvvetliydi. Daha kalabalıktı, daha güçlüydü. Kureyza biraz daha zayıftı. Nazır kuvvetli olduğu için Kureyza kabiz demişti ki eğer siz bizden bir tane kadın öldürürseniz biz sizden bir erkek öldürürüz. Eğer siz bizden bir köle öldürürseniz bir sizden bir hür öldürürüz. Eğer siz bizden bir hür öldürürseniz biz sizden iki tane öldürürüz. Başka bir nakilde hatta Nazır diyor ki bir sizden öldürürse kısas yoktur. Ama siz bizden öldürürseniz kısas ve diyet vardır. Onun hakkında bu ayet-i iniyor. Ayet-i can cana kim öldürdüğünse o öldürülür. Göz göze mukabil. Burun buruna mukabil. Kulak kulağa, diş dişe ve bütün yaralarda kısas olur. Hatta aşmak yok. Dolayısıyla işte Yahudilerden Nazı kabilesi Tevlat'taki kısas hükmünü hiçe saydı. Daha kuvvetli olduğundan Kureyza kabilesine zulmettiğinden, Cenab-ı Hak bu haddi indirmişti. Kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse, o zaman bunun manası, kim Tevrat'ta, kısas emredildiği halde, kuvvetine güvenerek, kısastan vazgeçer, karşı tarafı mazlum bırakırsa, işte onlar zalimlerin ta kendileri. Demek ki birinci ayet-i kerime ve ikinci ayet-i kerime Yahudiler hakkında nazil olmuştu. Üçüncü ayet-i kerime zaten başında <laughs> vel yahkum bima enzalallah <laughs> vel yahkum ehlul incil bima enzalallah fi incil ehli Allah'ın İncil'de indirdiği hükmesin buyurulmuş. <laughs> ayet-i Kerime Hristiyanlar hakkında inmiş. Kim Allah'ın indidir hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Demek ki birinci görüş der ki bu ayeti kerimeler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir oldu, zalim oldu ve fasık oldu. Bu sıfatla Müslümanlar şamil değildir. Lakin kuvvetli olan görüş ikinci görüş. İkinci görüş sahipler diyorlar ki evet ayeti kerimeler Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında inmiştir. Ancak inişin hususi olması hükmü umumi, umumi olmasına engel olmaz. O zaman ayet-i kerime genel kabul edildiğinde Müslümanlar da bu ayet kerimeye muhatap olduğunda ayeti i kerimedeki hükmetmenin manası nedir? i̇bn Abbas Hazretleri der ki, biz şimdi hükmetmenin manasını kimden öğreneceğiz? Kendi nefsimize, kasır fehmimize, vehmimize mi soracağız? Yoksa Kur'an'ı anlayan, Kuran müfesse olan İbn Abbas'a, İbn Mesud'a, Hazreti İkirme'ye, İmam Ali'ye mi soracağız? Kime soracağız? Madem mesele Kur'an'dı ve madem Kur'an ayetlerini tefsir etmek onlara nasip olmuştu, elbette onlardan sor soracağız. İbn Abbas Hazretleri der ki, Buradaki hükmetmekten maksat şudur. Kim Allah'ın hükmü olan Kur'an'ı reddederse ve kim Peygamber Efendimiz'in hükmü olan hadisleri inkar ederse onlar red ve inkar edip başka bir şeyle hükmederse işte onlar bu ayeti kerimedeki tehdide muhatap oldular. Yani Kur'an hükmetmiş. içki haramdır. Hadisler hükmetmiş. içki haramdır. Kim? Kur'an'ın hükmünü reddediyor. İçki helaldir diyor. İşte bu kimse kafirdir. Ne yapmıştı? Allah'ın hükmünü reddetmişti. Ancak Allah'ın hükmünü reddetmeden o haramı işlerse o zaman kafi olmaz diyor İbn Abbas Hazretleri. Abdullah İbni Mesud Hazretleri sahabeleri müfessirlerinden diyor ki ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun kim olursa olsun kim Allah'ın indirmiş olduğu bir hükmü, Allah'ın bir haramını helal itikat ederek bu hükmü verirse işte o kafirin ta kendisidir. Bakın kim Allah'ın indirmiş olduğu, haram kılmış olduğu bir şeye helal derse o kafirin ta kendisidir. Lakin onu haram kabul ederek işlerse. Lakin onu haram kabul ederek işlerse o bu ayeti kerimenin şumule dahil olmaz. O günahkardır. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. İbn Abbas'ı dinledik. İki, Abdullah İbn Mesud dinledik. 3 Hazreti İkime. Benim sözü çok hoşuma gidiyor. Çok güzel söylemiş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenle kafirlerdir. Ayeti kerimesi. Ancak ve ancak kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etmeyenlere şamil olur. Bakın bir daha söyleyeyim. Kur'an'ın bu hükmü ancak ve ancak kalbiyle tasdik etmeyip diliyle ikrar etmeyenlere şamil olur. Çünkü diyor devam ediyor. Bir kimse kalbiyle tasdik etse o hükmü diliyle ikrar etse kabul etse ama sonra onunla amel etmese yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmişti. Ama Allah'ın indirdiğiyle amel etmemiştir diyor. Bakın imam ikime göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek farklı bir şey. İndirdiğiyle amel etmek farklı bir şey. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek o hükmün kalple tasdik edilmesi, dille ikrar edilmesi. Mesela Cenab-ı Hak kumarı haram kılmıştı. Birisi kalben dedi ki evet kumar haramdır. Tasdik etti. Dille ikrar etti. Evet kumar haramdır. Ama gitti mesela bir piyango bileti aldı. Bu kimse günahkardır diyor. Bu ayeti kerimenin şumulüne dahil olmaz. Hazreti İkrimenin Abdullah İbni Mesud'un İbn Abbas Hazretleri'nin sözlerini İmam Alüsü Hazretleri bir cümleyle ifade etmiş. Aynı cümleyi Bediüzzaman Hazretleri de farklı bir şekilde beyan buyurmuş. İmam Alüsü diyor ki, aklımıza bu kalsın, bu çok öz. Bu adet hükümden maksat, kalbin hükmetmesidir, kalbin hükmü de tasdiktir. Bakın, adet hükümden maksat, kalbin hükmetmesidir. Bu hükümde tasdikti. Yani kim kalbiyle helali helal bildi. Haramı haram bildi artık o Allah'ın indirdiğiyle hükmetmişti. Eğer o haramı işlerse Allah'ın emrini çiğnerse Allah'ın indirdiğiyle amel etmemiştir. Ayet-i kerimede kafir olacağı beyan buyrulanlar amel etmeyenler değil hükmetmeyenlerdir. Bediüzzaman zaman Hazretleri de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Ve men lem yahkum bil mana ve men lem diyor. Ve men yahkum kim hükmetmezse bunun manası ve men lem kim tasdik etmezsedir. diyor. Hani bölüm Hazretleri diyor ki bu arada hükümden maksat kalbin hükmüdür. Kalbin hükmü de tasdiktir. Kalbin hükmü de tasdiktir. O zaman bu kadar dersi bir toparlayalım. Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafir, zalim ve fasık olmaları hakkında iki farklı görüş var. Birinci görüş bu ayeti kerimeler bir ve 2... Yahudiler hakkında inmiş. Üç, ehli kitap hakkında inmiş. Hükmü Müslümanlara şamil değildir. İkinci görüş ki daha kuvvetlisi budur. İnişin hususiyeti hükmün umumi olmasına mani olmaz. Müslümanlar da bu ayetin muhatabıdır. Bu görüşten İbn Abbas'ın, Abdullah İbni Mesud'un, Hazreti İkrimen'in, İmam Alus'un ve zaman Hazretleri'nin sözden naklettim. Bütün sözden ortak noktası şu. Bu Buradaki hükümden maksat tasdiktir. Kalbin hükmüdür. Bir kimse haramın haramlığını kabul ederek o haramı irtikap ederse günahkar olur fasık olur. Onun işi Allah'a kalmaz, kalır. Ha, ama yanlış anlaşılmasın ha. Biz Rabbimizin hükümlerine taraftarız. Ve Rabbimizin hükümlerinden başka hiçbir hükmü de kalben kabul etmeyiz. Rabbimiz ne demişse o doğrudur. O doğrudur. Üstüne bir hüküm koymayız. Mesele şu. Birisi hüküm koysa kafir olur mu olmaz mı itikadi bir meseledir. Gönlüme danışamam. Bu mesele söz hakkı imamlarındır, müştehitlerindir. O zaman bir kimse içkiye helal derse, zinaya helal derse, faize helal derse, ve keza çoğaltın. Bu kimse kafirdir. Çünkü bu kimse Allah'ın indirdiğiyle Hükmetmemiştir İki, bir kimse zina haramdır. İçki haramdır. Faiz haramdır. Kumar haramdır ve keza dedi. Ama faiz yedi. İçki içti, kumar oynadı. Bu kimse yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiştik, Haramlığını tasdik etmişti, ilan etmişti. Ama Allah'ın indirdiğiyle amel etmemişti. Bu ayetin şumuğuna dahil olmaz. Ha bu şu demek değil. O zaman bu günahları işleyelim falan değil. Allah bizi muhafaza etsin. Günahtan yılandan kaçar gibi kaçmak lazım. Mesele yanlış da anlaşılmasın günah işlemekte cesaret depolamıyoruz. Günah günahtır. Günah işledikten sonra küfre girmesek ne olacak ya? Yani? Kime karşı günah işliyoruz? Biz yaratan Rabbimize isyan ediyoruz. Bir insanı küfre girmek gibi yakmaz mı? Ve yakmalı değil mi? Bak bu mesele farklı. Bizim meselemiz itikadi bir mesele. Günah işleyen insanın akıbeti ne olur? Şu anda bunu araştırıyoruz. Yoksa günah işleyeceğiz de günah kılıf falan aramıyoruz yani. Allah'a isyan zaten başlı başına bir musibetti. Allah'a sığınırız ya. Yani. Allah'a sığınırız. Mesele itikadi bir mesele. Niçin bu mesele işliyoruz? Çünkü eli sünnetin dışındaki bazı mezheple büyük günah işleyen kafi olur diyorlar. Ve bu ayet kerime deli gösteriyorlar. Bizler zaten bir tefsir dersimizde büyük günah işleyeni kafi olmayacağının delillerini beyan etmiştik. Dersimiz Kuran.tv sitemizde mevcut. Oradan delile toplayabilir kardeşlerimiz. Bu bu bir sorun cevabını veriyorsa daha doğrusu onların bir delilinin cevabını veriyorsa ama bu cevap bir daha söylüyor günah işlemekte cesaretimiz olsun diye değil mesele şu sadece günah işleyen kafir midir değil midir bunu öğrendik öğrendik ki günah işleyen kalbiyle işlemiş olduğu günahın günahlığını kabul ediyorsa kafir değildir. Etmiyorsa işte o zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur. Tasdik etmemiş olur. O zaman dinden çıkar. Cenab-ı Mevla bu noktayı belirledik. Sorum cevabını bulduk ama birkaç nükte daha nakledeceğim. Cenab-ı Mevla üç vasıfla vasfetmiş kafirlerdi, zalimlerdi, fasıklardı. Bu, bu üçü de, bu üçü de aynı şahsın mı sıfatıdır? Yoksa her bir sıfat farklı şahısların mı sıfatıdır? Bunun hakkında da iki görüş var. Birinci görüş, üçü de aynı şahsın sıfatıdır. Bu şuna benzer mümin cömerttir. Mümin affeder. Mümin tevazu sahibidir. Mümin takva sahibidir. Nasıl bütün bu sıfatlar müminin sıfatı olduğu gibi küfür, zulüm ve fısk da aynı mevsufun sıfatıdır denilmiş. Birinci görüş bu. İkinci görüş denilmiş ki bu sıfat da inkar manasındadır. İnkar manasındadır. Yani Cenab-ı Hak kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisi olur sözünü tefennün için yani aynı manayı ifade etmek için ama farklı kelime kullanıp belagat sanatını Cenab-ı Hak göstermek için İkinci ayet-i kerimede küfrü zulümle, üçüncü ayet-i kerimede de küfrü fıskla beyan buyurmuştu. Yoksa üç ayetinde hükmü aynıdır. Allah'ın indirdiği hükmetmenler kafirlerin ta kendileridir demişler. İmam Kuşehir Hazretleri'nin güzel bir izahı var. Güzel bir izahı. Demiş ki birincisi, Birinci ayet-i kerime kafirler hakkındadır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, tasdik etmeyen kafirdir. İkinci ayet-i kerime kısastan hemen sonuna gelmiştir. Kısası terk edenler hakkındadır. Çünkü kim kısası terk ederse karşısındakine zulmeder. Kısasta adalet vardır. Kısasın terkinde zulüm vardır. Üçüncü ayet-i kerimede kalbiyle iman etmesine rağmen haramı işleyenler hakkındadır ki bu adaki fısk günahtır demişler. Bu Burada güzel bir soru var ve güzel bir cevap var. Dersimizi bu soru ve bu cevapla tamamlayacağız. Sonra ben tekrar geniş bir özet yapacağım. Mesele ee, önemli olduğu için Cenab-ı Hak birinci ayeti kerimede kendi hükmüyle hükmetmeyenin kafir olduğundan bahsetmiş ikinci ayeti kerimede zalim olduğundan soru şu küfür zaten en büyük tehdittir kafir olduğu beyan buyulduktan sonra yani en büyük kusu en büyük suç ben edildikten sonra daha küçük bir suçun zulmün beyanı neye bina indi? Yani mesela şöyle bu var ya bu 10 kişiyi öldürdü. E zaten bitmişti. Artık bundan sonra bir de ne yapmıştı biliyor musunuz? İşte bir kuşun kafasını kopartmıştı. Artık manas ol değil mi? Zaten 10 kişiyi öldürmesi anlabilecek en yüksek cezayı hak ettiğini gösteriyor Artık başka bir suçun beyanı gereksizdir. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak küfür suçunu işlediğini ve kafir olduğunu beyan buyurduktan sonra niçin onu zalim olmakla vasfetmişti? İmam Fahvazi Hazretleri çok güzel bir cevap vermiş. Çok güzel bir cevap. Diyor ki küfür kişiyle Cenab-ı Hak arasındadır. Küfür hem Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek hem Cenab-ı Hakk'ın nimetini inkar etmek hem Cenab-ı Hakk'ın kula yaptığı bu iltifatları bu insanları Allah'tan bilmemektir. Zulüm ise kişinin kendisine yaptığı kötülüktür ve iki kişi arasında cereyan eder. Mesela kişi kendine zulmede kendini ateşe atar. Kişi başkasına zulmede ona tecavüz eder, hakkını çiğner. Cenabı Hakk'ın kul ile arasındaki münasebeti insanın insanla arasındaki münasebet. insanın insana yaptığı, insanın Allah'a yaptığı. Cenab-ı Kela'ma daha önemli olmasına binaen insanın Allah'a yaptığı nankörlükle başlamıştı. Bu nankörlükten sonra insanın başka bir cinayetine dikkat çekmiş. İnsan hem kendi nefsine hem de başkasını olan olan zulmüne Rabbim işaret etmiş. Onu beyan buyurmuştur demiş İmam Fahugazi. Konumuzun özeti şu. Cenab-ı Hak Maide Suresi 44, 45 ve 47'de tam 3 defa peş peşe kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir buyurmuş. Sorumuz günah işleyen kafir midir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ya da hükmetmek ne demektir? Bizler Ayet-i Kerime'nin sebeplerini öğrendik. İki, i̇bn Abbas Hazretleri, i̇bn Mesud'un, Hazreti İkrimen'in, İmam Alusi'nin ve Bediüzzaman Hazretleri'nin ayeti kerimedeki hükmetmekten maksat nedir? Bu söyleye hükmetmenin izahını öğrendik. Üç, kafir olmak, zalim olmak, fasık olmak. Üç sıfat da aynı zata mı ait, farklı zatlara mı ait? İki farklı görüş aldık. Daha sonra İmam Kuşeyri Hazretleri'nin kafirler şunlardır. Zalimler bunlardır. Fasıklar bunlardır. Sözünü işittik. Ve İmam Favgazi Hazretleri'nin zikrettiğim soruya verdiği cevabı dinledik. Üç ayetin tefsirini öğrendik ama bundan daha büyük bir şey öğrenmeliyiz. O da şu. Kur'an'ı anlamak istiyorsak eli sünnet alimlerinin yazdığı tefsirleri okumalıyız. Tefsir, tefsir, tefsir. Meali açıp okuduğumuzda bilhassa fıkhi itikadi hükümlerin beyan buyurduğu ayet-i kerimelerde yanlış mana yüklememiz, ayetle yanlış anlamamız mümkündür. O halde ne yapalım? Çok güzel tefsirler var. Alalım baştan başlayalım. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini Allah'ın razı olduğu şekilde anlamaya çalışalım. Rabbim cümlemizi anlamayı nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumma taqabbal <Sessizlik> minna بهمه الفاتحه